Gökbilimciler JWST verileriyle yaşanabilir bölgede şaşırtıcı bir buz dünyası buldu. Gökbilimciler, ılıman bir dış gezegeni umut verici bir süper dünya buz veya su dünyası olarak tanımladı. Üniversitede Montreal tarafından yürütülen araştırma, yaşanabilir bölge öte gezegeni LHS 1140B'nin mini Neptün olma ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor. Cetus takım yıldızında yaklaşık 48 ışık yılı uzaklıkta bulunan gezegen, potansiyel olarak bir atmosfer ve sıvısı okyanusu barındıran en umut verici yaşanabilir bölge, dış gezegen adaylarından biri olarak ortaya çıkıyor. James Webb Uzay Teleskobu'ndan elde edilen veriler, Aralık 2023'te toplandı ve bu hafta The Astrophysical Journal Letters'da yayınlanmak üzere kabul edilen ve şu anda Arksiv ön baskı sunucusunda bulunan bu sonucu sağlamlaştırmak için diğer uzay teleskopları Spitzer, Hubble ve TESS'ten elde edilen önceki verilere eklendi. Yaşanabilir bölge kayalık veya buz zengini bir öte gezegende ilk kez bir atmosfere dair bir ipucu görüyoruz. Küçük kayalık dünyaların atmosferlerini tespit etmek JWST için önemli bir hedef. Ancak bu sinyalleri görmek dev gezegen atmosferlerini görmekten çok daha zor diyor. LHS 1140b'nin atmosferinin analizinde kilit rol oynayan UM Astronomi Bölümü NASA Sagan Araştırmacısı Ryan McDonald. Ekibin gözlemleri mini Neptün senaryosunu dışladı ve LHS 1140b'nin azot bakımından zengin bir atmosfere sahip olabilecek bir süper dünya olduğunu gösterdi. Gezegenin kütlesinin %10 ila %20'sinin sudan oluşabileceği tahmin ediliyor. Bu, gezegenin potansiyel olarak sıvı okyanusa sahip bir kartopu veya buz gezegeni olabileceğini gösteriyor. Haberin devamı aşağıdaki linkte mevcuttur. İyi okumalar.